İskele Belediyesi iş başa düştüğü sunar. Ben yeniden merhaba. İş Başa Düştü programında bu hafta İskele'deyiz. İskele'de şu anda bulunduğumuz sokak, kültürlerin kaynaşması etkinliğinin gerçekleştirildiği bir sokak. Bu sokağın çeşitli projeleri var. Projeler devam edecek ve bu gördüğünüz sokak bambaşka bir halde karşımıza çıkacak. Biz de İş Başa Düştü ekibi olarak İskele'de yapacağımız projeleri, çalışmaları sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Sizinle birlikte. Hoş geldiniz. Bugün yapacağımız işi merak ediyoruz. Ne yapacağız bugün? Bugün yapacağımız iş, siz görmüş olduğunuz otele su bağlamak için bir proje başlattık. Otel daha bitmemiş ama. Hayır, yarım inşaat. Yarım inşaat. Ne zamana tamamlanır? Verdiler mi süre? Bir süre veremezler. Herhalde yıl sonuna falan. Yıl sonuna bitmiş olması lazım. Kaba inşaat bayağı bitmiş. Bayağı hızlı gidiyorlar. Evet. Otelin suyu yok. Evet, bize su talep ettiler. Biz de bir proje çıkarttık. Mevcut borumuz 160 bindir. Otele veya bölgeye yapılacak diğer inşaatlara, yapılara bu suyu taşıyacaksınız. Tabii yeterli olsun. Peki diye. Peki burası neresi bulunduğumuz güzergah? Burası İskele Magosa yolu, Trener bölgesi. Evet. Bölge sakinleri burayı iyi biliyordur. Evet, kesinlikle. Yoğun bir trafik var mı burada bu bölgede, yoksa geçiş yolları olarak? Şimdi bu yol daha çok geçmiş yılda Magosa'ya giden tek yoludur. Şu anda diğer ana arter yapıldığı için çok fazla kullanılmıyor. Evet. Ama yine de çalışıyor yani. Ama yavaş yavaş da inşaatlar artmaya başlamış bölgede. Gördüğünüz onu fark gibi etti. Bayağı ön tarafımızda bayağı bir yapılaşma var. Evet. Çok hızlı bir ilerleme var. Suyun da gelmesiyle bu faktör daha çok ön plana çıktı. Ve belediyemize sürekli yapı için müracaat edenler var yani. Evet. Peki bu döşeceğimiz borular bugün Türkiye'den gelen suyu mu bağlayacağız? Tabii tabii, kesinlikle. İskele'de ana su kullanılıyor yani Türkiye'den gelen su. Aslında projesi evet, dediğimiz. Kesinlikle. Peki bu projeyi ne kadar zaman önce başladınız? Yani boruları döşemeye diyelim. Bir yıl falan oluyor aşağı yukarı. Bir yıl bütün oluyor. Bölgelere ulaştı mı su şu anda? %90 ulaşmıştır. %10 bir bölümümüz kaldı. O da hızla çalışmaya devam ediyor. 3 ekibimiz var. 3 ekip ayrı ayrı bölgelerde çalışıyor. Çalışıyoruz. Şu an burada bir ekip var zaten. Evet, evet. Arkadaşlarımız da arkamızda. Evet, evet. Peki bu projede pek sıkıntı nedir? Riski var mı? Yani boruların patlaması falan, bu tip olayları diğer belediyelerde duyduk biz. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi aldığımız borunun en önemlisi aldığımız borunun kalitesi. Mesela bizim kullandığımız poliüretan HDPE boru. Evet. Kesinlikle iç suyuna elverişlidir. Fakat bu boruyu kaynak esnasında teknik hata olursa patlama ihtimali çok yüksek. Yani bugün riskli bir iş yapacak kesinlikle mıyım ben de? Yani hata kabul etmeyen bir iştir. Öyle mi? Kaynak yerine patlarsa kesinlikle teknik. Kaç metre bağlayacağız? 600 metre. Wow, bugün bitmez bu program. Ben vazgeçtim. 600 metre evet. Bayağı uzunmuş. Evet. Peki Türkiye'den gelen suyun kalitesini hep tartışıyoruz, konuşuyoruz ama gerçekten güzel bir su olduğu Türkiye'den söyleniyor. Kesinlikle. Türkiye'den gelen su direkt yani DSE'nin çalışanları, mühendisler görüştüğümüzde Türkiye'de 3. sınıf olarak seçilmiş yani. Güzel bir su kalitesi kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Güzel bir kalitesi var. İçme suyudur. Herhangi bir sakıncası yok. Zaten arıtılarak geliyor. Baraja düşüyor. Evet. Barajdan arıttıktan sonra vatandaşa sunuluyor. İskele'ye kadar da ulaşmış yani. Bu kesinlikle büyük bir başarı. Çok. Bazı bölgelerimizde... Biz de hayal ediyoruz yani bu. Evet. Hayal ediyoruz. İskele'de yani su sıkıntısı var mıydı?
Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldır iskele belediyesi hizmet veriyorum. Su işlerinde 10 günde 15 günde su verdiğimiz günler zamanlar olmuştur yani. Bayağı sıkıntısı var. Ve yani su kalitesi çok kötüydü yani. Mikrobik olarak sıkıntı yok ama suyun ağırlığı, pH'i falan çok farklıydı. Onu bir nebze olsun bafla arıtmadan giderdiler. O da zaman zaman arıza yaptığı için bizim hayalimiz bu suyun gelmesi. Evet. Çok şükür olsun geldi. İnşallah bu suyun kıymetini biliriz yani. Biliyor muyuz sizce peki tasarruflu kullanabiliyor muyuz suyu? Bizim kesinlikle tasarrufludur. Niçin? Çünkü kullandığımız sayaçlar akıllı sayaç olduğu için vatandaş peşin ödemeli aldığı için suyu çok daha tasarruflu kullanıyor yani. Yani su taşma, su kaybı bu tip şeylere olasılık kesinlikle vermiyorsunuz. Olmuyor. Şu anda zaten eskiye oranı eskiden çok düşük bir şeyimiz vardı. Tahsilimiz vardı. Şu anda %80'lere çıktı. Tahsilatta da iyiyiz. Akıllı sayaç sayesinde. Yani aldığımız ücreti gördüğünüz gibi vatandaşa hizmet olarak geri götürüyoruz, geri döndürüyoruz yani. İskele bölgesi de yatırıma açık bir bölge. Kesinlikle. Turizm yatırımları da çok sık yapılmaya başlandı. Zaten su da büyük bir ihtiyaçtı açıkçası. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bayağı bir otel bir şeyi var yani. Potansiyeli var. Potansiyeli var. Zaten plajımızda gördüyseniz. Hala turistler var yani, şaşırdık açıkçası. Kesinlikle. Hatta yani aralığa kadar sonbaharda bile denize giriyor insanlar. Evet. Bu da çok güzel. Evet. Tabii onlara da temiz su sağlamak kesinlikle sizin göreviniz. Herkes memnun. Herkes çok teşekkür ediyor belediyemize. Evet. Ana vatana şükrediyorlar. Ne güzel. Denizden evet arıtma konuşulmuştu bir ara ama denizden arıtılacak suyla evet hayat dönmeyecek kesinlikle belli ki. Çok maliyetli bir şey olacaktı ve yani su kalitesi de bunun gibi değil. Bu doğal su yani. Doğal su. Evet. Peki o zaman ben bu işi hiç yapmadım. Hayatımda tamam ilk defa yapacağım. Merak ediyorum. Zor mu olacak benim için sizce? Bizim için çok kolay. Ama benim için sanırım biraz zor sizin olacak. Sizin için bir iki tarifle yapabileceğinize inanıyorum yani. Peki başlayalım o zaman. Tamam. Önce size anlatayım. Gördüğünüz gibi bu boruları şunun içine yerleştirip şunu evet boruyu kıstırmanız gerekiyor. Yani sıkıştırmanız gerekiyor. Neden? Boruyu kesecek miyiz? Ne yapacağız? Şu makine, şundan gördüğünüz gibi borunun alın bölgelerini ciletleyip bir bir ucuna tam getirmemiz lazım. Yani şu iki boruyu birleştireceğiz. Evet. Ama neyle birleştireceğiz? Yapışkan bir madde mi var? Bu yapıştıracağız. Nedir o? Isıtarak. Üstümüzdür bu. Bu iki borunun arasına girer. O kadar sıcak bir şey mi bu? Evet, 300 derece var. 300 derece. Evet. Duydunuz mu? Bir dokunsam ne olur şimdi? Yanarsınız. 300 derece çok feci bir yanıktır ya. Eldiveniniz varsa giyin. Eldiven takacağım da eldiven de kurtarmaz bizi. Kurtarmaz yani. Dokunmayacağız ama ona değil mi? Hayır. Elimiz hiç temas etmeyecek. Şu kolu kullanacaksınız. Ha, kolu kullanacağım evet sadece. Vallahi zor bir iş bu. Öyle gözüküyor. Riskli işler her zaman aslında çekinceli durduğum işlerdendir ama bu işi siz yapıyorsanız bizim de yapmamız gerek. Amacımız da zaten buradan izleyicilerimize belediye çalışanlarımızın ne kadar zor şartlar altında ve zor işler yaptığını göstermek. Ben de onlara katılarak size bazı mesajlar vermek istiyorum. Bakalım. Şimdi size önce bir makineyi tanıtayım. Bu ne makinesi bu? Adı ne? Alın kaynak makinesidir. Ne kaynak makinesi? Alın kaynak. Alın kaynak makinesi. Evet. Öyle, her yerde öyle geçer. Öyle alın geçeyim kaynak makinesidir. 125 milimden 160 milime kadar yapabilir bu makine yani. Şunları yani borunun göre milimi evet anlamında. Evet. Şu an bunlar kaç milimli? 160 milim. Yani 160 maksimum. Bu makine sınır maksimum yapacağıdır. Evet. Evet. Öncelikle makine çok kullanışlı bir makinedir. Elektrikle çalışıyor. Elektrikle çalışıyor. Çok kullanışlı bir makinedir. Portatiftir. Makinemizin ana şeyleri boruyu koyduktan sonra kesinlikle boruyu aman dikkat edin elinizi çok yaklaşmayın. Boruyu kesinlikle yani tam burun buruna getirmeniz lazım. Ha o çok yani önemli. Çapraz, bir kişi tek başına yapamaz değil mi? Bir kişi yapamaz kolayına. Tamam. Yani boru çapraz olursa kaynak iyi olmaz. Veya boru biri alta biri üst olursa su sızıntısı olur değil mi? Borunun basıncı 10 bardır. Eğer farklılık olursa o bar düşer ve oradan patlama riski var. Patlama riski var. Yani boru illa kendi çapında yapışması lazım. Tamam. Öncelikle boruları alıyoruz, bunun içine koyuyoruz, onu bunun içine koyuyoruz. Çok da ağır mı?
O tarafı birleştirdiniz mi siz? Evet, onlar birleşmiş hali. Birleşmiş hali. Gözüküyor siyah bir bant evet, var evet. Sanki etrafında. Dudak yapıyor böyle. Evet. Evet. Şimdi bunu kaldırıp içeri mi yerleştireceğiz? Evet. Tamam. Şunu biraz açıyorsunuz. Nereden? Şimdi kolu mu çevireceğim? Tamam. Şunları sıkıyorsunuz. Tamam. Şunlar birleşecek yani. Evet, evet. İyice nasıl birleşsin, kayma olmasın. Tamam. Devam edin. Sıktım galiba ama biraz daha mı? Elinizle şöyle sıkayım. Oo. Tamam. Sıkıştı. Evet. Tamam. Aynı şekilde diğerinde bu mesafede, iki parmak mesafesinde koyabilirsiniz. Onu da açalım. Açalım. Onu da açın bu şekilde. Onun kolu yok, ben öyle çevireyim. Tamam mı? Biraz daha açalım. Evet. Tamam. Şimdi çok yanaştırmayın. Birleştirmeyi nasıl yani yapacağız? Ha, önce bunu sıkacağız. Evet. Yine sonuna kadar mı sıkacağız? Evet, sıkın. Şu kolu gelin çekin üzerinize doğru. Emin olalım. Üzerinizi şu tarafa çekin. Çekin. Sanki biraz havada kaldı. Bu boru olmaz. Ne şimdi yapacağız? Ne yapmamız lazım? Boruyu tekrar arkadan düzeltmemiz lazım. Nasıl düzelteceğiz? Tekrar geri açın. Az bir şey. Şunu. Kolu tekrar çekin. Tamam. Biraz kaldırın arkasını arkadaşlar. Açacak mıyım bunu? Çok açmayın. Tamam. Tekrar sıkın. Yok, çok açmayın. Sıkıyorum şimdi tekrar. Ama çok zor. Yerdeki eğimi de düşünmek evet, lazım. Evet. Çekil seni tutma. Evet. Evet, galiba şimdi sıfırladı gibi. Tam güzel. Tekrar açabilirsiniz şimdi. Neden açacağız? Tekrar açın. Hayır, onu değil. Şunu. Yani borun arasını açın. Çok tekrar kaçırdın mı? Yok, tamamdır. Bunu mu tekrar açıyoruz? Evet. Açın, açın. Şimdi şunu çekin ortaya. Ne yapacağım bak, onunla? Bu tetik, bu borun ağzını tıraşlıyor. Temizliyor yani. Tamam. Bunu çekeceksiniz ara yere. Ne yapacağım? Bu, nereden çalıştıracağım? Bu kol şuradan. Bu kol tamam. Yardımıyla ama sağlam tutunacağım. Bu tamam. Kol yardımıyla. Ha, bu şekilde. Evet. Şimdi yapayım mı? Evet. Şu kırmızıya mı basıyorum? Şuna. Siyaha. Önce bir boşta deneyin önce bir. Deneyin. Şu kol yardımıyla hafif hafif çekerek o tıraşlamasını yaptırmasını şey yapın. Görecek miyim ben orayı? Hayır, görmenize gerek yok. Yanlış yaparsam? Yok, yapmazsınız. Yani evet. Buna dokunaraktan? Kolu bana doğru ittireceksiniz. Size doğru. Yavaş yavaş ama çok yavaş. Bastırın. Ha, çok ittirdim. Bastırın siz yavaş yavaş. Bastırın evet. Bastırın. Devam edin. Ayrıldı. Evet, bırakabilirsiniz. Bu kadar yeterli olacak. Bunlar ne şimdi? Onlar fazlalık mı? Fazlalık. Ha, fazlalıkları çıkardık. Evet. Gelmiyor çok sert. Bunları ayırıyoruz değil mi buradan? Evet, şimdi tamam. Kol açın tekrar geri bunu. Yanlış mı ittiriyorum? Pardon. Tamam. Makineyi alın şimdi. Evet. Tekrar şimdi kolu bastıralım. Makineyi bırakayım mı öyle? Evet, öyle bırakabilirsiniz. Tamam. Tekrar kolu bastıralım. Tamam mı sizce? Tamam gibi yani çok da %0. Tamamdır yani şimdi öyle çok. Aşağısı da iyi. Tamam. Evet, tamam. Tekrar açın geri. Tamam. Şimdi kuşumuzu çekiyoruz ortaya da. En korktuğum. Evet. Şöyle. Tamam. Tamam. Şimdi burada size önce anlatayım şunu. Şurada rakamlar vardır. Böyle gelir. Burada. Şurada rakamlar vardır. Evet. 7, 2, 3 diye. Ütüyü araya koyduğumuzda. Evet. Siz bunu kolu indirdiğinizde 2.75'e getirdiğinizde evet. Şununla çevirip sıkıştırıyorsunuz. Yani o ütüyü sıkıştıracağım. Ütü burada olduğunda. Tamam. Ondan sonra şu gözünüz şurada olacak. 2 milim kadar
kabardığında burası. Evet. Bunu çözüyorsunuz. Yalnızca bunu. Tamam. Ondan sonra 120 saniye bekliyorsunuz. 120 saniye sayacak mıyım? Dakika tutalım. Kabardır arkadaşlar. Tamam. Tamam. Şimdi bunu açıyoruz. Ha, önce orayı açalım. Burayı tekrar getireyim mi? 2.75'e. 2.75'e ütüye koyduğumuzda yapacağız tamam. Onu. Tamam. Şimdi sıcak mı ütü? Evet. Wow. Bastırın. Bastırın bastırın. Gözünüz orada olsun. Tamam, bunu bırakıyorum. 2.75'e geldi mi? Hayır. Gidin 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 biraz. Hiç fazla gittik, birazcık gelirseniz. Tamam. Tamam. Bunu sıkıyoruz. Sıktık. Şimdi beklemediniz şu anda. Ne yapıyor şu anda? Şu anda şu kenarlardan 2 milim kadar dudak attı mı? Evet. Bunu gevşetiyoruz. Ha, yani yükselecek yani siyahlar. Şu anda bu basınçta. Basınçta. Isı veriyor. Üstüne ondan 250 sonra yazıyor. O şeydir, sıcaklığı. Sıcaklığı. Önemli değil o. Ondan sonra bunu çözüyoruz. Serbestte ısınıyor. 120 saniye. 120 saniye. Niçin serbestte ısınıyor? Basınçta ısınırsa bütün malzemeyi dışarı atıyor. Bu da kaynak olacağında güzel bir kaynak olmuyor. Serbest ısınırsa şuralar 1 santim kadar doğru, içine doğru ısınıyor. Ve kaynak mükemmel oluyor. Anladım. Şu an saniye zaten tutuyor muyuz? Şu 120. An değil. Şu 120'ye an daha var. Var. Tamam. Heyecan yaptım. Evet. Yani son gittiğim İstanbul'da, Tuzla'da bunu kursunu gördüm. Öyle mi? Eğitimini evet, de aldınız kesinlikle yani bunun. Kesinlikle. Burada verdiler bize. Kaç günlük bir eğitimdi? Normalde bir hafta, iki hafta veya bir aylık bir eğitimdir. Kişiye göre değişiyor. Ben bir günde aldım onu yani. Süpersiniz. Burada da ihtiyaç var i̇şte sizde. İşte 20 yıllık bir şey olunca. Bunun sertifikası var sizde. Evet. İşinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz kesinlikle böylelikle. Evet, şu anda 2 santim 60'tır. 2 milim, ha, evet, 2 milim 60'tır. Şunu gevşetin tekrar gelişiyorlar. Size evet doğru mu? Hayır, size doğru. Çok tamam hızlı mı yaptım? Yok, tamam. Şu anda saniye tutuyoruz. 120 saniye ısınmaya devam edeceğiz. 120, 119, 118, 117. Yok, ben sayamayacağım. Sabaha kadar yok, sürer. Yok, saati tuttu arkadaşlar. Saatimiz tutulmuş, tamamdır. Merak etmeyin. 120 saniye sonra borular birleşmiş mi olacak? Borular birleşecek. Fakat 15-16 dakika soğuma süresi var. Asıl kaynak o zaman oluyor. Soğumaya 15 dakika daha bekleyeceğiz zaman, yani. Asıl kaynak o zaman alıyor. Ondan sonra 1 saat sonra bu boruyu kaldırın, boru yerleşmiş olmaz. Yani sağlam olacak kesinlikle boru o zaman. Bunları birleştirip sonra üstlerini mi kapatacağız toprakla? O sonraki işlem mi? Tabii. Kumluyoruz. Üstüne 15 santim, zaten altına 10 santim kum koyduk. Üstüne 15 santim kum koyduktan sonra çıkan malzemeyi örteceğiz. Ne zaman su verilebilir peki bu borular takıldıktan sonra? Ana şebekeye bağlandığımızda. Yani bir testini yapacağız daha tabii. Daha ileriye doğru. Bayağı işimiz var yani. Bayağı var. Ana şebeke bağladıktan sonra 24 saat basınçta kalıyor. Bar saatimizi koyuyoruz. Basınçta kalıyor. 24 saat sonra suyumuzu veriyoruz. Ne mutlu size ki sonbahardayız. Yazda evet düşünemem. Evet. Eminim yazda da çalıştınız. Yazda da çalıştık. Bayağı çalıştık. Biz yani hafta sonları durmuyoruz. Ha, 7 gün çalışıyorsunuz siz. Kesinlikle. Vatandaşa o suyu verebilmek için. O hizmeti sağlamak tüm için. Tüm çabamızla çalışıyoruz. Ne yani diyelim sevgili iskeleliler, yani böyle bir hizmet zor bulunur. Bence takdir edin. Peki bu işlem kaç gün sürüyor? Bu yolu kaç günde tamamlıyorsunuz? O şimdi da önemli. Evet, kaynağımız böyle bu şekilde olduğu için zaman kaybı da oluyor. Zaman kaybı. Aşağı yukarı bir kaynak yarım 15, saat 40 dakika tutuyor yani soğuma süresiyle. O yüzden 3-4 günlük bir zaman gerekiyor 600 metre yapmak için. Oo, 3-4 gün buradasınız evet yani. Yalnızca boru kaynağı 3-4 gün. Sadece boru kaynağı. Evet. Ondan sonra üstünü kapama bir hafta sonra mı oluyor? Yok yani. Döşerken kapayabiliyoruz. Tabii, kapanabiliyor. Peki çok ince değil mi borular? Ben daha büyük hayal etmiştim. Şimdi daha büyük, onun yanından geçiyoruz zaten. O ishal hattımızı. O ishal hattını. Ondan ha vermiyoruz. Bunlar bu şebeke hattı olduğu için bundan veriyoruz. Yani o buna takviye yapıyor yani. Basınç veriyor ve bundan vatandaşa suyu verebiliyor. Peki bu borular sağlıklı borular mı? Kesinlikle. Vatandaş olarak endişeliyoruz bazen. Yok, yok. Asbestli borular konuşuldu, tartışıldı bu ülkede yıllarca. Asbestten çok şükür kurtulduk, kurtulduk yani. Kurtulduk, evet. 4 yıl oldu kurtulduk. Bunlar daha sağlıklı. Kesinlikle. Yani kesinlikle suyun sağlıklı ortamdan gelmesi gerek. TSE garantili tüm şeyleri, her şeyi var. ISO 9001 şeyleri kalınlık var açısından da risk oluşturmuyor değil mi? Yani çatlama falan. Borunun kalitesi zaten tartışılmaz yani. Çok kaliteli bir borudur. Yani kaç yıllık ömrü vardır mesela? Onları yenilemek de lazım altyapı yenilemelerinde. Kesinlikle. Yani. Şu anki kullanılan borunun minimum dayanıklı süresi 40 yıl demek. 40 yıl. 40 yıl. Wow. 40 yıl sonra zaten altyapılar alt üst olur herhalde. Çok değişik değişik şeyler olur. Kaynağımızı yapalım. Tamam. Bitti mi yani 120 saniye? Evet. Biz lafa daldık. Siz dalmadınız değil mi? Bunu açıyoruz geri.
Tamam, açayım ben. Evet, çekin. Çekin. Tamam. Ütüden kurtulduk. Evet, hemen birleştiriyoruz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ha, bu şekilde yukarı çıkıyor. Sıkayım biraz daha. Kaç dakika bekleyeceğiz öyle? Şimdi tekrardan şeye bakıyoruz. 4.5 şu an. Tamam, şimdi o 1'e geldiğini de söyleyeyim bana. 1.70. Tamam. 1.70 tamam. Burada sabitliyorum. Evet, şu anda 15 dakika soğuması lazım bunun. Tamam. 15 dakika sonra sökül. Bir sonraki boruyu evet. Mı yapacağız? Evet. Wow, süper. Alıştım bu işe. Yapabilirim. Tamamdır. Açın daha. Bayağı açın, açın, açın borunun açın, hizasında. Daha boru çıksın. Tamam, boru çıkar şimdi. Hani şimdi boruyla. Tutmuş mudur bu? Tutmadıysa beni arayacak mısınız? Bölgeli benden hesap soracak sonra. Nasıl boru yaptık diye. Şuraya bir işaret, isim misim yazalım da. Biraz tamam daha açın lütfen. Biraz daha açın. Boru çıksın. Şu boru kadar. Hadi çıkması lazım. Evet. Mesafe. Evet, boruyu şimdi sizin tarafınıza alacağız. İsterseniz böyle geçelim. Bu tarafa geçeyim. Evet. Tamam. Beraber kaldırıyoruz. Evet. Tutmuş, açılmadı. Şimdi aynı işlemi evet arka tarafa yapacağız. Bunu taşımamız mı lazım? Evet, siz ağır gelebilirsiniz biraz. Deneyelim. O hala sıcak mı? Tabii ki. Oo! Kabloyu. Siz kabloyu alın. Tamam. Kabloyu alın oğlum. Evet. Yavaş yavaş. Tamam, onu bırakın yerin. Bir yerin alın. Tamam. Hangisini birleştireceğiz? Diğer boruya çekin. Ha, geri çekmemiz lazım. Tekrar geri açıyoruz onları. Kolu geri çek. Yeter diyorum. Tamam. Tamam. Şimdi evet, makineye geri çekiyoruz. Kıvı elini. Kıvı elini. Yok, tamam mı? Tamam mı? Diğerini mi getireceğiz şimdi buraya? Tabii ki. Orayı geri indirdim. Tek başıma çekemezsin. Gelmiyor. Yavaş. Ellerinizi dikkatli tutun. Tokaçmamışım yine. Sabitleyin. Kaldırın arkadaşlar arka taraftan. Şimdi toz toprak var. Kışta ne yapacaksınız yağmur çamur? Yağmur çamur olduğunda mecbur bekliyoruz. Bekliyorsunuz değil evet mi? Yağmurlar dinsin. Tabii, tabii. Bundan sonra bu, devam edelim. Hava koşulları iyi olması gerekiyor. Siz şimdi talimat verin, boruyu geri çeksin arkadaşlar. Biraz. Neden geri çekiyoruz? Boruyu sabitlemeniz lazım. Yani düz olmasını. Bakın şu anda boru çapraz duruyor. Evet. Ne istiyor? Arkada. Nasıl bir simetrik bakış açınız var öyle ya? Kesinlikle. Bizde yok o bakış açısı. Kesinlikle. Tamam, şimdi boruyu biraz öne ittiriyoruz. Evet, sabitleyelim. Bana göre tamam şu an. Yok, evet, düştü sabit, biraz. Sabitleyelim. Tamam, sıkıyorum. Evet. İyi mi sizce? Hadi bir şey getirelim şunu. Ha, kaldırmalar evet için. Evet, kaldırın arkadaşlar. Tamam. Tamam. Sabitleyelim. Ama bu havada kaldı şimdi. Bunu deneyeceğiz. Bunu tekrar tutacağız. Burayı sıkıyorum. Evet. Birkaç işlemden geçiyorum. Evet, öyle bir kere de olmuyor yani. Olmuyor kesinlikle. Tamam.
Şimdi kolu çekin bana doğru. Evet. Olmadı. Ne istiyorsunuz? Bu aşağıda kaldı. Tekrar bunları gevşettik. Evet, şimdi galiba oturacak. Yani yerdeki eğim de mi önemli biraz? Tabii, kesinlikle. Sıkıştırayım bunu da. Evet. Bu yine havada kaldı. Evet, biraz oradan bastırın arkadaşlar. Bekleyin seni. Hayır, bu havada kaldı. Ondan üzülürsünüz. Daha geri alın. Biraz üstüne ağır indirin. Tamam, şimdi sıkıştırıyoruz. Olmadı. Biraz daha. Fazla çektiniz arkadaşlar. Ağırlık verin üstüne. Evet. Bu tamam. Evet, şimdi kraşlama işini yapacağız. Açın geri. Makineyi alın orta yere lütfen. Yok, bu diğeri. Evet. Almak için ne yapıyorduk? Şöyle, evet. Evet. Şimdi kolu gireceğiz. Tekeyi basın. Biraz sağlam olsun. Önceden yapmıştık, temizledik. Anladım. Zaman. Şimdi nasıl yapacağız? Ne alkolü var? Saf alkol. Evet, saf alkol. Tamam, alalım. Sıkın oralara. Ha, böyle fıs fıs yapacağız. İyi izin açın. Açın. Evet, özellikle alıştık. Şuraları mı yani? Alıştık. Yap, şeyler falan getirdik. Aynı buradan falan getirdik. Hem hijyen açısından hem de iyi tutması açısından mı önemli? Kesinlikle. İyi yaşa Yohan. İyi mi? Geldi mi? Gayet iyi bence. Başardık. Arkadaşlar alkol size teslim olsun. Başlayacak birazdan. Hayır, önce bekleyeceğiz. 2 milim uzak atsın. Ondan sonra 120 saniye. Ondan sonra 120 saniye. Tamam, bekleyeceğiz. Yaklaşık 18 köy varmış İskele'de. Evet, yaklaşık. Bu 18 köye de siz hizmet sağlıyorsunuz. Tabii. Kaç kilometre yapar Allah bilir. Değil mi? Herhalde 130-140 kilometre yapıyor. Yani bu kadar hizmet veriyorsunuz ama biraz evvel de söyledim. Yatay büyüme var İskele'de. Evet. Ve dağınık yerleşim yani. Adanın en çok gelişimi elverişli bölgesi. Ama siz hizmet sağlarken böyle dağınık olması sizin için sorun değil mi? Zor biraz olmuyor zor oluyor. O yüzden ekibimiz var. Yetişmeye çalışıyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Peki bugüne kadar taktıklarınızda kayıp kaçak oldu mu? Bizim yaptığımızda şu ana kadar olmamıştır. Çok şükür diyoruz. Eskiler zaten değişmeye başladı. Yani, kayıp kaçağımız nasıl olur? Herhangi bir kazı falan yapıldığında ancak yani o zaman. Boruyu görmezseler de o zaman bir patlak olsa onlara müdahale ediyoruz. Kaç metre derinliğe gömüyoruz bunları?
Bunların şu anda derinliği 120 santim kazılıyor. 15 santim kum konuyor. Borular konuyor. Yaklaşık benim boyum kadar falan oluyor. Evet. Yani 1.60 sayarsak benim boyumu. Benim kadar bir şey oluyor derinliği. Gözümüz orada olsun monitör. Gelmez. Çıkmış. Evet. Tamam. Şu anda bunu bu gevşetiyoruz. O kadar. Çok sert mi yaptım? Tamamdır. Pardon. Yok yok, hiç sıkıntı yok. Tamam. Şimdi 120 saniye bekliyoruz. 120 saniye. Arkadaşlar tuttuk mu? Ben tutamıyorum, saat yok. Bahanem de hazır tabii. Peki bugüne kadar taşıdığınız sularda su kaybını önledik dediniz ya. Akıllı sayacın da bunda çok önemli bir rolü kesinlikle, var değil mi? Kesinlikle. Akıllı sayaçlarımız olmadan önce manuel sayaçlarımızda %30 bir tahsilatımız var. Toplayamıyoruz yani. Evet. Yani aslında sıkıntı yapabiliyorsunuz. Evet. Ama kontrollü saat olunca mecburen ödeme yapmak zorunda. Mecburen ödeme yapıyor ve bu %80'leri geçti yani. Öyle. %80'in üzerinde bir tahsilatımız var. Yani örneğin evde yokuz ve su taştı, boru patladı evin içine, haberimiz yok. İki günlüğüne bir yere tatile gittik. Kontrolüsü olduğunda depo boşalana kadar o su kullanılacak, bir taşacak. Evet. Ama depo zaten boşsa çok da bir sıkıntı olmayacak. Evet. Yani, kilit sistem devreye girecek, ana şebeke duracak. Evet, kesinlikle. O yönden çok rahatlatıcı bir sistem. Tüm dünya aslında bu sistemi kullanıyor. Biz yavaş yavaş geçmeye başladık ülkemizde. Evet. İskele'de de sanırım beğenilecek bu ölçüm. Herkes memnun şimdi. Evet. Şu an herkes memnun. İlk başta ön yargı olabilir. Evet. İşte belediye bizden para almak için yapıyor bunları falan. Böyle adil, yani adaletli bir dağıtım oluyor şu anda. Çok adaletli. Kim ne kullanıyorsa onu ödüyor yani. Bu da çok mantıklı. Yani, tabii tarım arazisi var, hayvancılık var İskele'de. Tabii hayvancılıklara da özel bir tarifeden uygulanıyor. Daha düşük fiyatta. Son zamanlarda bazı köylerimize de hiç suyu olmayan bir hayvancılık bölgemiz vardı. Onlara da bu sistemi getirdik, suyu getirdik. Özellikle Kuzucuk köyü yakın bir zamanda suyuna kavuştu. İnsanlar taşıma suyu da çok zaten meziyetli bir iş, biliyorsunuz hayvancılık. Su taşımayla değirmen dönmezdir yani sözünden. Biz onlara suyu ayaklarına kadar götürdük. Götürüyorsunuz evet. Doldu mu 120 saniyemiz? Arkadaşlar dolmuş. Dolmuş. Tamam, evet. Onu açalım. Dedim. Oo, ben ne kadar sıkmışım. Tamam. Pres yapın. 45 saniye içinde bitmesi lazım. Bastırın. Bastırıyorum devam sonuna edin, kadar. Devam edin. Bütün gücümü kullanıyorum. Devam edin. Bırak şunu, gel yavaş yavaş. Bırakın yavaş yavaş. Bırakın. Devam edin. Tamam. Evet. Tuttu mu iyi? Tabii. Diğeriyle kıyaslayacağım şimdi. Yani şu gördüğünüz önemli değil. Sıcak değil mi şu an? Bunu daha sonra üstünden alsanız bile burada bir sıkıntı olmaz. Hiç sıkıntı olmaz. Olmayacak, yapıştı. O fazlalığı yani. Şu gördüğünüz fazlalık. Ha, fazlalık burası. Evet, o fazlalık. Türkiye'den gelen Asrım projesiyle suya kavuştuk ama suyla birlikte döşemeler çok önemliydi. Boru döşemeleri gerçekleştiriliyor birçok belediyemizde. İskele'de de bu işleme katıldık. Bugün ekip arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmayı yürüttük. Birkaç tane boru birleştirmesi yaptık. Bu borulardan Türkiye'den gelen temiz su geçecek ve bölge halkına hizmet olarak dönecek. Boru birleştirme işlemi bana kolay geldi. Ütüden biraz korktum ama çok sıcak olduğu için 300 derece sıcaklığındaydı ütü. Bu işi de başarıyla gerçekleştirdik. Ekip arkadaşlarımız gördüğünüz gibi yol boyunca bu çalışmayı yapmaya devam edecek. İş başa düştüğünde böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın. İskele Belediyesi iş başa düştüğü sundu.